Ne zevksizlik ya. Ne görgüsüzlük. Gözlerimiz kanadı be. Ay, ne alaka bunlar bizimle çalışmak istiyor ha? Ya niye? Ne oldu ki? Nasıl ne oldu? Baksana burası bizim kumaşımız mı? Ay, abi. Ha. Kalk gidelim. Hazır kimse gelmedi. Hadi. İyi. Tamam sen bilirsin. Kalkalım o zaman. Biz krem döle krem çalışıyoruz. Elitlere hizmet veriyoruz. Böyle krallara. Kalk hadi. Hadi. Oo, kimler gelmiş? Buyursunlar, buyursunlar. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Buyurun oturun. Dur, bir iki dakika daha duralım. Beğenmedik daha kaçarız. Tamam, sen konuş hızlıca, hallet gidelim. Tamam, tamam sen gel. Recai Bey herhalde değil mi? Bizzat ben olurum. Sen patronsun herhalde. Yok şey, ortağız biz ikimiz. Ha, 50-50 yani. Biriniz sermaye, biriniz pazarlama. Okey. Aynen. Birimiz işin mutfağındayız Recai Bey. Birimiz de görüşmeleri halledip işleri bağlıyoruz. Süper süper. Öyle olması lazım zaten. Uzatma gidelim. Tamam. Recai Bey, siz kaç kişilik bir organizasyon düşünüyorsunuz? Tek kişi tabii. Kaç kişi olacak? Nasıl yani? Anlamadım. Recai Bey, tek kişi derken sadece sizin için mi? Beğenemedin. Bu bize... Şey mi demek istiyor, ben mi yanlış anladım? Yok, yok yaşına olamaz herhalde değil mi? Bebek, bebek maşallah. Çok güzel bir sermaye etmişsin sen. Ulan ne diyorsun lan sen, ha? Ne diyorsun? Abi, lan? Abi, lan seni gebertelim lan. Hayır, hayır, hayır. Ne iyi mi ayırıyorsun lan? Ne olur, sen kendini seni. Hadi. Sen lan hayır şimdi ne diyor ya bu herif ya? Ne diyor ya bu herif? Ne yiyeyim ağrıyor ya? Ya ben aklımı kaybedeceğim ya şu an. Ne biçim iş yapıyorsun lan? Ne biçim tek git lan? Abi! Bırak lan. Ne olur bırak. Herif bu. Abi! Lan hala konuşuyorsun lan. Sen ya sen ne biçim adamsın lan? Pislik! Ahlaksız herif var ya. Abi bırak. Ulan. Abi silah. Abi silah. Ulan geberteceğim ulan seni. Geberteceğim ulan. Ulan bir biçim. Abi silah. Abi herifler. Silah. Geberteceğim ulan seni. Yavaş, yavaş, yavaş. Hemşire. Ay Allah'ım ya. Ay ya, baktı beni yere yıkamıyor. Hadi şerefsiz. Çekti silahını. Ay hiç bulaşmayın böylelerine, çok tehlikeli. Silah taşıyan adam her şeyi yapar. Aynen hemşire hanım, ya, aynen. Ay nasıl bulaşmayalım hemşire hanım? Allah aşkına ya, o adi herifin ettiği lafları duyacaktınız ya. Soysuz köpek ya, adi şerefsiz, ay, aşağılık, pislik. Sendeki de deli cesareti, silahın namlusunu tutmak ne demek ya? Dayı. Ozi. Ah Ahtı ya, geçmiş olsun. Nasılsın, iyi misin? İyiyim dayıcığım ya, iyiyim işte. Yani tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizin nereden haberiniz oldu ya? Ya dayı Yeşim haber verdi. Nasıl oldu bu? Ümit dayı geçmiş olsun. Sağ ol. Ya siz de çok korkmuşsunuzdur. Ya korktum biraz tabii. Yani ne yapacağımı bilemedim. O yüzden hepinizi aradım. Ya daha kötüsü de olabilirdi. Buna da şükür. Etraf manyak dolu. Abla. Sen niye geldin ya? Gerek yok. Ne demek niye geldin ya? Vurulmuşsun. Ya iyiyim, iyiyim ben. Korkma, bir şeyim yok. Yani elim hala yerinde en azından. Nasıl oldu bu? Ya biz bir iş görüşmesine gittik. Baktık böyle ortam çok kro, böyle görgüsüz. Hadi kalkalım dedik, içimize sinmedi. Tam kalkıyorduk, adam geldi. Sonra böyle... Ya biz işe almak istemeyince abla... Hı. Adam yani bu gurur mu yaptı nedir yani bu adi şerefsiz? Çekti silahını. Ben de ne yapıyorsun sen filan diye böyle... Namluyu tutunca... Namluyu tuttu.
Bravo. Vallahi Allah akıl versin sana ya. Bravo. Refleks mi oldu? Ne oldu? Ben de anlamadım abla yani. Yakalandı mı adam? Kaçtı. Siz ifade verdiniz mi peki? Yok. Yeşim beni apar topar hastaneye getirdi. Yani polisi molisi beklemedik. Hastane polisi gelir dediler. Tamam, iyi yapmışsın. Sağ ol Yeşim, sağ ol. Çok korktum ya. Hemen ceketimi çıkarıp tampon yaptım. Parmağı kopacak sandım. Yok yok. Bence çok soğukkanlı davranmışsın. Sağ olasın. Bitti. Abi. Ümit abi çayları getirdi. Ha gel. Getir Zeynep, getir. Getir, koş şöyle. Oo, tam tavşan kanı yapmışsın ha. Kurabiye de var. Ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Ne yaptın kurabiyeyi? Bak portakallıysa bayılırım ha. Hele bir de içine bir kaşık ucuyla zencefil koyduysan var ya. Abi Yeşim'i düşünüyordun değil mi? Ne alakası var canım Yeşim'le ya? Ya benim eski bir arkadaşım var, o mesaj atmış da ona cevap yazıyorum. Gördüm abi. Fotoğraflarına bakarken gördüm. Bakıyordum Zeynep, evet bakıyordum abicim. Ya Yeşim hep aklımda Zeynep. Yani aklımdan çıkarmak için uğraşıyorum ama olmuyor bir türlü. Ümit abi. Ya tamam Zeyno. Ben de biliyorum bu işin olmayacağını. Saçma sapan bir hayale kapıldığımın ben de farkındayım. Yani aptal değilim herhalde ben. Abi Ümit ama şuraya söz geçiremiyorum Zeyno ya şu an. Yani aklım, beynim. Ya saçmalama Ümit. Yani o öyle şey mi olur diyor da. Ama kalbim rahat durmuyor işte. Ama duracak Zeyno, duracak. Gönlüme de anlatacağım, eşimle bizim olmayacağımız. Abi neden olmasın? Hayır, niye olmasın? Olur mu diyorsun yani? Yeşim Tarık Bey'le mutsuz. Onlarınki evlilik bile sayılmaz. Kağıt üzerinde evliler, biliyorsun. Sen de mutsuzsun. Belki birbirinize iyi geleceksiniz. Öyle mi diyorsun Zeyno? Öyle diyorum abi. Yeşim de sevmediği bir adamla evli kalmaya bayılmıyordur herhalde. Belki bir gün boşanır. Hem önünüzde hiçbir engel de kalmaz. Ya yok be Zeyno ya. Yok be abicim ya. Ablamın eski kocasının yeni karısı. Ne? Ya hiç tanımadığımız biri olsa... Yani ailemizin bu kadar içinde olmasa hiç değilse... Belki olur diyeceğim ama... Yok Zeyno, yok. Mümkünatı yok.